8'den sonra herkes evde olduğu için bir yoğunluk olabilir. Siz beni Kesinlikle. duyuyorsanız, benim sesimde bir problem yoksa başlayalım. Evet. Öncelikle tekrar hoş geldin Bertu. Hoş bulduk, merhabalar. Berlin'e çok selamlar. Biz de İstanbul'a selamlarımızı iletiyoruz. Önce kısaca seni tanıtmak istiyorum, tanımayanlar olabilir diye. Bertu, doktor öğretim üyesi Bertu Sakın hocamız. Berlin'de, Özgür Üniversitesi'nde 2016 yılında doktorasını bitirdi. Sonrasında 2017 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Dil Konuşma Terapisti bölümünde akademisyen olarak göreve başladı. Aynı zamanda 2020 yılında aynı bölümde bölüm başkanlığı yaptı. Ve ayrıca kendisi herkesin bildiği gibi profesyonel kickboxçudur. Eyvah. Onu eklemeseydik güzel olurdu, akademik bir çalışma. Evet. Ama evet, uzun bir süre yaptım yani. Ama beyin ve spor arasındaki ilişki açısından da iyidir hocam. Gerçi öğrencilerinizin biraz dikkatli olmalıdır sanırım. Arkadaşlar amfideki derslerimizde soruyorlar, hocam işte beyin anlatıyorsunuz ama kickbox gibi sürekli surata kafaya yumruk alan bir sporla ilgileniyorsunuz, çelişmiyor mu diye. Ben de diyorum ki doktorların söylediğini yapın ama yaptıklarını yapmayın. Başka bir zaman beyin travmalarından bahsederiz. Bu tarz sporlar aslında zararlı. Beynin yapısını, beyin zarını etki ettiği için, ama böyle bir kötü alışkanlığım var yani. Evet, bu konuda aslında yeni bir konumuz da çıktı hocam, en azından. Evet. Konu başlıklarımız çok iyi. Yani. Sana çok söz vermiş olduk. Evet. Bugün ilk konferansta başlayalım o zaman. Kesinlikle öyle, evet. Tekrar herkes hoş geldi. Şimdi hocamızın sunumuna başlayacağız. Eğer sorularınız olursa da hocamızın sunumundan sonra sorularınızı mutlaka hazırlayın. Çünkü çok ilginç bir konu. Hocamız özellikle... Evet, ses problemi yaşamazsak sunumun sonunda da soruları alalım. Bugün ben sunumu bu şekilde açayım Fatma, sen bir kontrol et. Tamam. Şu anda yansıyor mu? Kardiyak hipotezinin yansıması lazım. Uygulama penceresini açalım istersen Bertu. Şuradan tekrar bir deneyelim o zaman. Tamam. Hı-hı. Şu anda yansıyor mu? Henüz gelmedi. Şimdi geldi. Şimdi ben yansıtıyorum ekrana. Tamam. Tam ekran. Biraz teknik aksamalar olabiliyor. Evet. Aha. Aynen. Tam ekran değil mi? Şu anda. Aynen, süpersin. Şu anda tam ekrandayız. Tamam, muhtemelen ben seni duymayacağım sunum boyunca. Çünkü nedense tam ekran yapınca biraz problem yaşıyoruz. Ben başlıyorum. Sunum sonunda konuşuruz. Tamam. Senin de kısaca bahsettiğin gibi beyin araştırmalarından bahsedeceğiz. Bu bildiğiniz üzere son zamanlarda çok ünlü bir konu olmaya başladı. Birçok yayında birçok kitaplar çıkmaya başladı. Beyin nedir? Beynin gizemli dünyası gibi. Zihin, biliş kavramları üzerine insanların ilgisi son zamanlarda çok artmış durumda. Ama bu döneme has bir şey değil. Aslında tarihin her döneminde insanlar işte nasıl aşık oluyoruz, nasıl nefret ediyoruz, bedenimiz nasıl kontrol ediliyor, hareketlerimiz, davranışlarımız nasıl oluşuyor? Bunlarla ilgili merak duymuşlar, bunlarla ilgili araştırma yapmışlar. Çeşitli hipotezlerimiz var. Beyin hipotezine gelene kadar, mesela milattan önce 17. yüzyıla kadar uzun bir dönem kardiyak hipotezi hakim. Bu hipotezin temelinde şu var: bedeni beyin değil kalp yönetiyor. Yani duyguları, düşünceleri, bunları şarki kavimlerde çok görürüz. Kalbin çok etkili olduğunu işte edebiyatta, kültürde, tarihte zaten okumuşsunuzdur. Bedeni kalbin yönettiğini iddia eden bir hipotezimiz var. Buna kardiyak hipotez diyoruz. Görselde gördüğünüz gibi bir mumyalama işleminin olduğu antik Mısır'dan bir görüntümüz var. Biliyorsunuz mumyalama herkese yapılan bir işlem değil. Ya çok zengin olmanız lazım, ya işte krallıktan olmanız lazım, ya da üst düzey din görevlisi olmanız lazım. Bu görseli niye verdim? Çünkü mumyalamada bildiğiniz kadarıyla insan organlarına özellikle dikkat edilir. İşte özellikle açıldığı zaman beden, organlar kavanozlarda saklanır ve kalp tekrar insan bedenine tekrar konur. Çünkü işte yeniden dirilmede öbür tarafta kalbin bedeni yönetmesi için vücudun üzerinde olması gerektiğine inanılır. Ama mesela kardiyak hipotezinde beyine çok kötü davranılır. Beynin hiçbir değeri yoktur. Beyin milattan önce 17. yüzyıla kadar kafatasının içini dolduran sümüksü bir yapı olarak kabul edilir. Özellikle de bu mumyalama işleminde yine çok enteresandır. Burundan kancalarla girerek beyin dışarı çıkartılıp çöpe atılır. Yani mumyanın hiçbir şekilde mezarına konmaz. Bu hipotez M.Ö. 17. yüzyıla kadar hakim olan bir hipotez. Ama devamında insanlar gözlemledikçe, özellikle Mısır'daki inşaat işçileri, işte piramitlerde çalışanlar vesaire, bunlar kaza geçirdikçe, kafalarına darbe aldıkça bunların felç geçirdiği,
bedenlerinin bazı bölümlerinin çalışmadığı, konuşma kayıpları, anlama kayıpları, bilişsel kayıplar yaşadıkları fark edildikçe artık bedeni yönetenin kalp değil, beyin olduğu anlaşılmaya başlıyor. Görüyorsanız ki umarım görüyorsunuzdur, ekranda bir papirüsümüz var. Burada tarihsel süreçte beyin kelimesinin ilk defa geçtiği yazıtı verdik. Ortadaki yazıyı görüyorsunuz, 4 tane simgeden oluşuyor. Bu beyin demek. Ve onun hemen yanında da beyin zarı anlamına gelen sembolik bir yazı var. Yavaş yavaş artık beynin davranışları organize ettiği, duyguları, düşünceleri organize ettiği anlaşılmaya başlıyor. Aslında beyin çalışmaları çok geçmişe dayanır. Şunun da bir altını çizelim. Çok fazla söylenmiyor ama dünyanın tarihteki ilk beyin ameliyatı aslında Türkiye'de gerçekleşmiş. Bundan 10 bin yıl kadar önce Aksaray'ın Aşıklı Höyük bölgesinde bir beyin ameliyatı yapıldığını biliyoruz. Burada kurganda mezarda ele geçen iskeletin kafatasının müdahaleye uğradığını tespit ediyoruz. Bakın sol taraftaki görsele bakarsanız özellikle occipital lobtan yani kafatasının arka kısmından girilip işlem uygulandığını görebilirsiniz. Söküldüğünü görebilirsiniz o bölgenin. Burada yapılan incelemeler neticesinde kişinin 10 gün daha yaşadığını biliyoruz. Yani öldürme maksadıyla kafatası açılmamış, operasyon için açılmış. Muhtemelen dini bir ayindi. İşte kötü ruhların beyinden çıkması için belki bu bir katildi ya da bir tecavüzcüydü ya da bir suçluydu. Onun zihnine yerleşmiş, beynine yerleşmiş kötü ruhları çıkartmak için böyle bir operasyon yapıldığını düşünüyoruz. Özetle artık beyin bedenin kontrol organı olduğu anlaşılmaya başlıyor. Özellikle Hipokrat'la beraber onun beyin hipotezi vardır. Bu işlerin temelini oluşturur. Milattan önce 5. yüzyılda ortaya atar. Hipokrat şunu söyler. İnsan bedenini beyin organize eder. Duygular, düşünceler, davranışlar bunların hepsi öfke, nefret, sevgi, bağlılık bunların hepsi beynin özellikleridir şeklinde milattan önce 5. yüzyılda beyin hipotezi olarak önümüze sunuyor. Bu çok temel bir görüş. Devamında yine biliyorsunuz tıp dediğimiz zaman iki önemli isim var. Biri Hipokrat, biri de Galen'dir. Galen çok bilinmez. Galen de beyin hipotezinden ortaya çıkarak şunu sormaya başlıyor milattan sonra 2. yüzyılda. Tamam, beyin davranışları organize ediyor ama davranışları nasıl organize ediyor? Devamında da milattan sonra 2. yüzyılda ventrikül hipotezi dediğimiz hipotezi ortaya atıyor. Bu hipoteze göre çok basit anlatacağım. Terminolojiyi tamamen çıkardım. Beynimizde, kafatasımızda 4 temel, ventrikül dediğimiz 4 temel boşluk var. Bu boşluklarda sıvılar var. Beyin suyu olarak adlandırılıyor. Periferik sinirler, yani içi boş kanallar vasıtasıyla beyin suyu kafatasımızın içinde hareket ediyor ve davranışlar, duygular bu şekilde oluşuyor şeklinde bir görüş var. Tabii ki modern anlamda beyin çalışmalarından uzak ama alanındaki ilk çalışma olması noktasında ve davranış nörolojisinin temellerini atması noktasında da önemli bir konu. Devamında 19. yüzyılda frenoloji karşımıza çıkıyor. Bu da çok önemli bizim için. Burada da artık bu kanallardan ziyade bakın fark ederseniz milattan sonra 2. yüzyıldan ta 19. yüzyıla neredeyse 1400 yıl kadar bu ventrikül hipotez kabul ediliyor. Ve ona göre tedavi uygulanıyor. Ama frenoloji artık işte 19. yüzyılda biliyorsunuz pozitif bilimler ortaya çıkmaya başlıyor, ilim gelişmeye başladıkça aslında beyin fonksiyonlarının beyin dokusuyla alakalı olduğunu ortaya atıp ispatlamaya başlıyorlar. Frenoloji çok önemli. Modern anlamda beyin lokalizasyonculuğu frenolojiyle başlar diyebiliriz. Mesela bu çizim de bizim için çok önemli. Bu 19. yüzyılda çizilen bu frenoloji sistemini anlatan beynin bölgesel fonksiyonlarını lokalizasyonculuk bağlamında ele alan bir çizim. Dikkat ederseniz beynin kafatasının üzerinde bazı bölmelerde bazı özellikler var. Mesela sayısal yetenek gözün arkasında. Lisan yani dil gözün hemen altında. Renk tanıma mesela çok ilginç. Gözün hemen üstünde. İşte taklit, ümit, şuur, uyumluluk gibi özellikler kafatasımızın, beynimizin üst kısmında. Arkadaşlık gibi kısımlar biraz daha arkada ve çok ilginç. Aşk mesela bu frenoloji sisteminde kafatasının en arkasına atılmış. Herhalde çok önemsememişler o dönemde. Çeşitli özellikler kafatasının beynin belli bölgelerine lokalize olarak çizilmiş. Bunlar tabii modern anlamdaki lokalizasyonculuktan biraz uzak ama yine 19. yüzyıl için gerçekten de isabetli çalışmalar. Yine burada dikkatimizi çeken bir husus var. Frenolojide bir IQ testi var. Bu da alanında ilk olması açısından önemlidir. Bu sisteme göre
insan kafatası, özellikle ön bölümü, şakaklar, gözler ne kadar dışarıya doğru çıkıksa kişi de o kadar zekidir şeklinde bir yaklaşım var. Hatta bununla ilgili ölçümler yapmışlar. İşte o çıkıntıları ölçerek kişinin ne kadar IQ'ya sahip olduğunu falan belirlemeye çalışıyorlar. Bu yaklaşım size biraz şeyi hatırlatabilir. Yani mesela işte bir akrabalık ziyaretine gittiğiniz zaman, küçük çocuğu gördüğünüz zaman, kalın gözlüklü, gözler böyle kocaman, alnı geniş bir çocuk gördüğünüz zaman ne kadar zeki bir çocuk deriz. İşte ne kadar cin gibi çocuk deriz. Aslında bunlar biraz fürenoloji sisteminin temelini bize hatırlatan yaklaşımlar. Devamında tabii ki fürenoloji de gelişmeye başlıyor yeni keşiflerle beraber. 1860 yılında yapılan bir kortikal lokalizasyon çizimiyle karşılaşıyoruz. Bunları vermemizin sebebi bunlar alanlarındaki, konularındaki ilk çizimler, ilk tasarlamalar. Bu yine günümüze biraz daha yakın. Mesela Broca alanı keşfediliyor. Bunları konferanslarımızın, şimdi bu konferansımız beyin temelli. Bir dahaki konferansımız dil temelli olacak. Orada anlatacağım. Broca alanı bizim frontal lobumuzda, yani beynimizin, kafatasımızın ön tarafında bulunan frontal merkezde bir alan. Bunun sayesinde konuşabiliyoruz. Yani konuşmayı bu şekilde üretiyoruz. Hemen yanında temporal lobda vernik bölgemiz var. Bunun sayesinde de konuşulanı anlayabiliyoruz. Karşıdan gelen işitsel uyaranı ya da okuduğumuz bir şeyi anlamlandırabiliyoruz. Hemen bakarsanız frontalle üst kısımda parietalin birleştiği yerde MK, yani motor korteksimiz var. Bu da bizim vücut hareketlerimizi yapmamızı sağlar. Yani bedensel hareketlerimizi. Örneğin bir kaza geçirdiğimiz zaman bu motor korteks zarar görürse felç kalıyoruz. Felç kalma ihtimali bununla alakalı. Bazen soruyorlar, hocam iki arkadaş motosiklet kazası, biri önde biri arkada, motosiklet kazası geçiriyorlar. Biri felç kalıyor, biri kalmıyor. İkisi de beyin hasarı geçirmiş, travmatik beyin hasarı geçirmiş ama biri felç kalmış, biri kalmamış. Neden? İşte sebebi bu motor korteksin zarar görüp görmemesi. Eğer kişi de motor korteks zarar görmediyse felç kalmaz. Zarar gördüyse felç kalabilir. Hemen yanında parakortekste somatik alan var gördüğünüz gibi. Somatik korteks duyularla alakalı. İşte işitme, tatma gibi böyle temel duyguların yorumlandığı kısım. Beş duyu organımızı ele alabiliriz. Hemen yanında İK var gördüğünüz gibi temporal lobda. Bu da işitme korteksimiz. İşitme verileri bu kısımda ele alınır. Bunların arkasında angular gyrus var. Bu biraz daha terminolojik bir şey. Onun devamında da ilgi çeken bir alan var. Vizüel korteks. Bakın, işitme korteksi kulağa yakın ama görme korteksi, yani vizüel korteks görmemizi sağlayan alandır. Kafatasımızın en arkasında. Çok ilginç. Bunun da keşfi de çok ilginç. 1559 yılında Fransız Kralı 2. Henry'nin başından geçen bir hadise neticesinde tıp literatürü görme yeteneğinin kafatasının arkasına lokalize olduğunu keşfediyor. Henry büyük bir organizasyon yapıyor biliyorsunuz. O dönemde atların üzerinde mızraklarla insanlar düellolar yaparlar. Henry meydandayken bir derebeyi karşısına çıkıyor, düello yapıyorlar ve kafasının ön tarafına çok ağır bir mızrak darbesi alıyor ve atından düşüyor. Ve devamında Henry'nin kör olduğu tespit ediliyor. Öncelikle hemen işte oradaki hekimler görme eyleminin demek ki gözle, gözün üst kısmıyla, alınla alakalı olduğunu düşünüyorlar. İşte o dönemin tıbbi yeterlilikleriyle işte eşek dili falan yapıştırıyorlar Henry'nin alnına. Ama devamında otopsi yapıldıktan sonra şunu da söyleyelim. Burada da ilginç çekici bir konu var vizüel korteksle ilgili. Bu yıllar Nostradamus'un sarayda çalıştığı yıllar. Nostradamus bu dönemde Fransız Kralı 2. Henry'nin aynı zamanda danışmanı. Ve bu kaza olmadan haftalar önce bir mektup yazıyor. Diyor ki bir kaza geçireceksiniz. Şiir şeklinde yazıyor hatta. İki büyük yara alacaksınız diyor. Ve bu sizin ölümünüze sebep olacak. Bir rüyasını anlatıyor. Gerçekten de Henry iki büyük yara alıyor. Bunlardan bir tanesini görebiliyoruz. Alnında, diğerini otopside tespit ediyoruz. Darbeyi kafatasının önünden aldığı için beyin içi baskıyla kafatasının arka kısmına lezyon oluşturuyor. İşte Nostradamus'un bahsettiği İki büyük yaradan ikincisi kafatasının arkasında vizüel kortekste gerçekleşiyor. Ve biz bu kaza neticesinde Henry'nin ölümüyle beraber vizüel korteksin özelliğini keşfetmiş oluyoruz. Yine devam ettikçe, çalışmalar ilerledikçe, mikroskop keşfedildikçe, hücreler inceledikçe, nöronların farkına varıldıkça lokalizasyon çalışmaları da ilerlemeye devam ediyor. 20. yüzyıllarda Brodmann yapılanmasıyla karşılaşıyoruz. Bu çok önemli bizim için. Modern anlamda kortikal lokalizasyonculuğun temelini oluşturan bir çalışma. Gerçekten de detaylı.
Ve bunun üzerine biz koyuyoruz. İşte nörolojide, nöropsikolojide, nöropsikiyatride genelde Brodmann yapılanmasının üzerinde yeni alanlar keşfedilir. Yine bir önceki yapılanmamıza benzer ama daha detaylıdır. Yine bakın 4 numaralı alan, gördüğünüz gibi frontalle parietalin birleştiği yerde motor korteks. Devamında 1, 2 ve 3 var. Hissiyet dediğimiz bölge. 41 işitme korteksi biraz daha detaylandırılmış. 17 yine kafatasının arkasında görme alanımız. 44 yani Broca merkezimiz yine daha detaylandırılmış. Anlama ve okuma yazmanın da artık burada farklı bölgelerde lokalize olduğunu bu Brodmann yapılanmasıyla görebiliyoruz. Peki beynin lokalizasyonundan bahsettik, tarihsel çalışmalarından bahsettik. Biraz da beynin kendisinden bahsedelim. Birkaç ilgi çekici soru başlığı koymuştuk. Bunlardan bir tanesi, evde kendi beyninizi yapabilir misiniz? Evet, evde herkes kendi beynini yapabilir. Bir fırın tepsisi alırız. İçine 1 litre su, 160 gram yağ, 110 gram protein, 15 gram şeker, 10 gram da tuz koyup karıştırıp fırına sürersek beyin yapmış oluruz fiziksel olarak. Yani beynin yapısı su, yağ, protein, şeker ve tuzdan oluşuyor. Aşağıda da resmini koyduk ama fırından çıktıktan sonra düşünüp sevemez, aşık olamaz ya da sizden bir fincan kahve isteyemez yaptığınız gibi. Çünkü beyni var eden onun yapısı değil, onun bilinci. Nöronların varlığı değil, nöronların birbiriyle iletişimi olarak özetleyebiliriz. Jelimsi bir yapısı var beynin. Ortalama 1.4 kilo. Bazı insanlarda 1-2, bazılarında da 1.6'ya kadar çıkabiliyor. Ama şunun altını çizmek lazım ki beynin ağırlığı onun kalitesini belirtmez. Yani 1.6 kilogram ağırlığındaki beyine sahip bir insan daha zeki değildir. Mesela Einstein çok ilginçtir. Einstein'ın beyni 1.2. Yani normal standarttan, standart insanın beyninden aslında daha hafif ama hacmen daha yoğun. Bir de Einstein yapan şey, onun beyninde normal insanlarda olmayan fazladan giristlerin bulunması. Bunlar onu dahi yapmıştır. Ama ortalama bir insanın beyni 1.4 kilogram olduğunu söyleyebiliriz. İnsan doğduğu zaman ortalama 100 milyar tane nöron yani beyin hücresiyle doğuyor. Ve şunun da altını çizmek lazım. Beyin tam bir enerji makinesi. Vücuda giren bütün yakıtların %20'sini istisnasız kendine ayırır. Şeker, işte aklınıza ne geliyorsa. Enerjiye dönüştürüp kullanabileceği her şeyi beyin %20'sini kendine ayırır. Bunu nerede görüyorsunuz? Nerede dikkatinizi çekmişti? Mesela ders çalışıyorsunuz diyelim. İşte Fatma hocamız doktora tezini yazdı. Muhtemelen Fatma hocamız doktora tezini yazarken masa başında çikolata yiyordu. Ya da tatlı bir şeyler canı çekiyordu. Baklava canı çekiyordu. Hamburg'taydı sanıyorum o zaman. Kruvasan canı çekiyordu belki. Bunun sebebi bedensel hareket yapmasak da, yani enerji tüketmesek de, hareket etmesek de, yorulmasak da beynimiz ders çalışırken yoğun şekilde çalıştığı için enerjiye ihtiyaç duyar ve acıkmamızın sebebi beynimizin yoğun şekilde çalışması. Burada şunun altını çizmek lazım. Bitter çikolata çok faydalıdır beyin için. Diğer çikolatalar şekerdir, işte zararlıdır falan ama koyu bitter çikolata beynin çalışmasını destekler. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Örneğin hafızayı güçlendirir. Eğer yoğun bir dönemdeyseniz, tez yazıyorsanız ya da ders çalışıyorsanız mutlaka bitter çikolata yememizi tavsiye ederim. Devam edelim şuradan. Şimdi beynin temel kısımlarından bahsedelim biraz. Şunu da altını çizelim, bunlar loblar değil. Beyni 4 temel bölüme ayırabilirim. Bunlardan bir tanesi beyin sapıdır. Sol üstteki görsel gördüğünüz gibi. Beyin sapı en temel ihtiyaçlarımızı karşılar. İşte dolaşım, sindirim, boşaltım gibi yaşamsal fonksiyonlar burada beyin sapına lokalize olmuştur. Beyin sapı bundan sorumludur. Cerebellum dediğimiz solda, üstteki sağdaki görsel. Bu da beyincik. Bu da daha çok dengeyle alakalıdır. Hatta bir film var. Bir dizi vardı daha doğrusu. İzlemişsinizdir. Bir litre gözyaşıydı sanıyorum. Oradaki kız işte cerebellum dejenerasyonu yaşar. Beyincikte bir sıkıntısı vardır. Ve dizide izleyenler varsa dikkat etmiştir. Denge problemi yaşar. Bardağı tutamaz. Adım atamaz, adım atarken düşer. Bunun sebebi işte beyinciğin hasar görmesi ve denge kaybı yaşaması. Bu cerebellumun temel unsurlarından bir tanesidir. Diencephalon var. Bu da derin beyin. Almanlar derin beyin der. İşte bazı kaynaklar iç beyin, Amerikalılar ara beyin der. Bu da limbik sistemi içine alan bölümdür. Onu birazdan detaylı olarak anlatacağım. Bu da bizim temel güdülerimizin
lokalize oldu. Nefret, korku, saldırganlık, hafıza gibi kısımların olduğu bölümü anlatacağım birazdan. Telencephalon da en modern anlamda modern insan. Çağdaş insan beyni bu dış yapıdır. Anne karnında ya da işte beynin gelişim sürecine baktığımız zaman önce beyin sapı başlar oluşmaya. Yani en basit, en gereksinim duyduğumuz kısımdan başlarız. En sonda modern insanı, çağdaş insanı yaratan korteks dediğimiz kısım ortaya çıkar ve beyin oluşmuş olur. Beyin sapının temel özellikleri insanı hayatta tutabilecek, canlıyı hayatta tutabilecek temel özelliklere sahip olmasıdır. O zaman aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Peki sadece beyin sapıyla kişi yaşayabilir mi ya da bir canlı yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Bunun örnekleri var. Hayvanlarda bunu çok görürüz. Köyde yaşayanlar varsa ya da tavuk çiftliğine gidenler varsa bazen tavukların kafası kesilmesine rağmen ölmediğini ya da bazı hayvanların kafasının kopmasına rağmen ölmediğini görürsünüz. Mesela 1945 yılında Amerika'da büyük bir vaka var. Kafasız tavuk Mike vakası. Bu vakada çiftlikte işte günde 30-40 tane tavuk kesiyor aile diyelim. Tavukları kestikten sonra bir tavuğun yürümeye, koşmaya başladığını fark etmişler. Neyse almışlar, bir yere kapatmışlar. Herhalde demişler kassal bir durum, işte kanın çıkışı, kasların gerilimi falan. Ama bakmışlar ki sabah Mike ölmemiş ve Mike 2 sene daha yaşadı. Amerika'da çok ses getirmiş o dönemlerde. Sirklere falan çıkmış, bayağı bir para teklif edilmiş gösterilere çıkması için. Aile bundan çok para kazanmış. 2 yıl daha yaşıyor. Yaşamasının sebebi işte bu beyin sapının zarar görmemesi. Kafası kesildiği zaman beyin sapı zarar görmemiş. Hayvan solunum, boşaltım gibi bütün ihtiyaçlarına beyin sapı sayesinde devam ettirmiş, hayatını sürdürebilmiş ve bu şekilde 2 sene daha yaşadığını biliyoruz. Evet, biraz beynin ve korteksin özelliklerinden bahsetmek gerekirse, kortekste yani beyin kabuğumuzda bizi modern insan yapan kısımda ortalama 10 milyar nöron barınıyor, bunu biliyoruz. Nöron bahsettiğimiz sinir hücreleridir. Aksonları, dendritleri vardır. Diğer sinir hücreleriyle diğer nöronlarla birleşirler. İşte transmitterler vardır. Bunlar kimyasal ve elektriksel olarak. Bunları bir dahaki sunumda detaylı anlatacağım. Biraz daha nöroanatomi, nörofizyolojiye gireriz o zaman. Ama şunu söylemek gerekir ki sinaps dediğimiz nöronlar arasında bağlantılar vardır. Bir nöron ortalama 600 başka nöronla sinaps atabiliyor. Özellikle çocukluk ve bebeklik dönemlerinde bu sinapslerin bağlanması çok fazla. Mesela bebeğin beyninde, bebeklik döneminde saniyede 2 milyon yeni bağlantı oluşabiliyor. 2 yaşına gelmiş bir çocuğun beyninde ortalama 100 trilyon kadar sinaps olması lazım. Bu sinapslerin temel özelliğine zeka dediğimiz hadise işte bu sinapsler. Dil öğrenmek inanılmaz sinaps attırır. İşte yeni insanlarla tanışmak inanılmaz sinaps attırır. Eğitim, öğretim. Bir insanın beyninde ne kadar çok sinaps bağlantısı varsa, nöronlar arasında bağlantısı varsa, kişi de o kadar zekidir, zeka ile alakalıdır. Kişi o kadar entelektüeldir. Kişi o kadar modern insana yakındır. Özellikle çocukluk döneminde annenin çocuğa sarılması anında beyin patlama yaşıyor resmen. İnanılmaz derecede bu sinapslar arasında bağlantılar ortaya çıkıyor. Ve devamında beyin gelişiyor. Entelektüel anlamda da gelişiyor, empati anlamında da gelişiyor, çağdaş insan anlamında da gelişiyor. Eğer ki bu bağlantılar çok fazla atılmazsa, yani mesela çocuk, işte araştırmalar bunu ortaya koyar. Çocuklar yetimhanelerde büyümüştür ve şiddete eğilimlidir. Genelde yetimhanede büyüyen çocuklar ya da annesi babası sürekli kavga eden, annesi babası işte babası annesine şiddet uygulayan, ailelerde büyüyen ya da abi şiddetiyle, abla şiddetiyle yetişmiş çocuklar suça daha eğilimlidir. Genelde mesela suçluları incelediğiniz zaman kötü aile yapıları vardır. Anne baba ayrıdır. Anne ya da baba sevgisinden uzak kalmıştır. Bunun sebebiyle de beyin sinaps atamamıştır ve çocuğu suça itmiştir. Yani anneler aslında çocukların suça itilip itilmeyeceğine karar verebilecek düzeyde. Eğer ki çocuklarla ilgilenirlerse, onlara çok fazla sarılırlarsa, onlara bedensel temas uygularlarsa çocukların beyni daha fazla sinaps atacak ve suçtan daha uzak duracaklardır. Mesela seri katillerin genelde geçmişine baktığınız zaman yetimhanelerden ortaya çıkarlar. Ya da çok büyük travmalar yaşamışlardır. Babalarından, annelerinden kötü şeyler görmüşlerdir. Ensest ilişkiye zorlanmışlardır, tecavüze uğramışlardır falan. Bunlar tipik seri katil özellikleridir. Bilmiyorum izlediniz mi ama Fatih Akın'ın bu aralar Türkiye'de oldukça revaçlı bir film. Bu Altın Eldiven filminde bu Fritz Honka'yı ele alıyor. Hamburg'da biliyorsunuz seri katil.
1970 ve 1975 yılları arasında Hamburg'da birçok insanı katlediyor. Onun da mesela hayatını incelediğiniz zaman 10 kardeşler, kimseyle bir bağı yok, anne baba onu terk etmiş, farklı şehirlerde kötü alanlarda çalışmış, kötü muameleye maruz kalmış, birçok defa istismara maruz kalmış. Devamında bir seri katili, işte bu nöronların, bu sineplerin olmaması, anne şefkatinin olmaması bir seri katilin Almanya'da, Hamburg'da ortaya çıkmasına sebebiyet olmuş. O yüzden eğer çocuğunuz varsa, dinleyenlere sesleneyim buradan. Ya da ileride çocuğunuz olursa bol bol sarılın. Bol bol kucaklayın çocuğunuzu. Gerçekten beyin gelişimi için çok önemli. Sadece tabii ki işte şey diyebilirsiniz. Bazen konferanslarda öğrencilerimiz, işte dinleyicilerimiz şey der. Hocam, peki çok düzgün ailelerden de seri katil çıkabiliyor. Evet, çıkabiliyor. Sadece bu sinapslarla alakalı bu durum değil. Beynin yapısıyla da alakalı. Mesela burada Witwam vakası var. Çok önemlidir bu. Charles Witwam vakası. Özellikle limbik sistemi anlayabilmemiz, suçu anlayabilmemiz için çok güzel bir vaka, çok güzel bir örnektir. Charles 25 yaşında 138 IQ'ya sahip bir çocuk. Biliyorsunuz 90-110 arası normal zeka, 100-120 arası zeki, 120'nin üstü, 120-140 arası da çok zeki anlamındadır IQ sıralamasında. Charles'e 138, yani üst sınıra dayanmış bir öğrenci, çok da başarılı. 1966 yılında işte Texas Üniversitesi'nde mimarlık bölümünde okuyor. Çevresinde çok sevilen, çok kibar, çok zeki, insan ilişkileri çok iyi, sürekli gülümseyen genç bir arkadaş olarak tanımlanıyor. Zaten fotoğrafta da görüyorsunuz. Sempatik bir çocuk. Bu çocuk günün birinde hiçbir sebep olmadan tüfeğini alıp Texas Üniversitesi'ne gidip herkese ateş etmeye başlıyor. Ciddi anlamda katliam yapmış. Texas katliam ve diğeri geçer. Birçok insanı öldürüyor ve polis tarafından vurularak, öldürülerek artık durduruluyor. Tabii polis hemen o dönemde bunun bir terör saldırısı olduğunu düşünüyor. Hemen evine gidiyorlar Charles'ın. Eve girdikleri zaman annesini ve karısını da öldürdüğünü görüyorlar Charles'ın. Devamında evdeki aramalarda Charles'ın günlüğünü buluyorlar. Ve günlükte Charles şöyle yazmış. Karımı çok seviyorum. Bana çok bağlı, ben de ona çok bağlıyım. O çok mükemmel bir insan. Ama sebebini bilmiyorum, içimde onu öldürmek dürtüsü var. İlerleyen sayfalarda bu dürtünün çok daha arttığını, onu mutlaka öldürmeliyim, onu mutlaka öldürmeliyim şeklinde yazdığını, ama niye öldürmek istediğini bilmediğini, beyninin içinde bir sesin ona sürekli karısını, annesini öldürmesi gerektiğini söylediğini yazıyor. Tabii o dönemde bununla ilgili çok büyük tartışmalar oluyor. Otopsisi yapılıyor Witwam'ın ve beyninde, limbik sistemde, tam olarak şu bölgede, bakın, amigdala dediğimiz limbik sistemin önemli bir unsurunun altında bir beyin tümörü olduğu tespit ediliyor. Bu beyin tümörü amigdala dediğimiz unsura baskı yaparak onu ezmeye başlıyor. Yani lezyon oluşturuyor. Şimdi amigdalanın temel özelliği ne? Amigdalanın temel özelliği öfke, nefret, şiddet, üzüntü, korku, panik gibi temel sistemler üzerine etkili bir unsur, etkili bir organcığımız. Limbik sistemin zaten temel özelliği budur. Yani limbik sistem bizim temel dürtülerimizi, az önce bahsettim, temel dürtülerimizi kontrol eden kısım. İşte Witwam buradaki lezyon sonucu, yani amigdala hasarına bağlı olarak öfke patlaması ve şiddet kontrolünü kaybederek katliamı gerçekleştiriyor. Burada o dönemde tabii ki Amerika'da çok büyük tartışmalar, mahkemeler, halk oylamaları falan filan, çok büyük hadiseler gerçekleşiyor. Soru şu, Witwam gerçekten suçlu mu? Yani gerçekten bir suçlu var mı? O katliamı kendisi istediği için mi yaptı, yoksa hasta olduğu için? Eğer hasta olduğu için yaptıysa o zaman o suçlu değil. Ama katliam yaptı, suçu görmezden mi gelelim? Ya da işte o zaman tecavüzcülere de mi suçsuz diyelim? Onların da mı beyinlerinde bozukluklar var gibi? Bunlar büyük sorular. Yani bunlar halen tartışılan, hem etik noktasında hem hukuki boyutta tartışılan konular. Bizi ilgilendiren kısım amigdalanın hasarı neticesinde şiddet patlamalarının olabileceği. Kadın ve erkek de amigdala var. Ama mesela erkekler biliyorsunuz şiddete daha eğilimliler. Neden? Çünkü erkeklerin amigdalası kadınlardan %20. Bakın bu beyin için büyük bir oran. Kadınlardan %20 oranında daha büyük erkeklerin amigdalası. Ve üzerinde çok fazla testosteron reseptörü var. Bunlar erkeğin kadına oranla daha şiddete eğilimli, daha kavgacı, daha saldırgan olmasına sebebiyet veriyor. Mesela trafikte bir kadın sürücünün önüne hatalı kırarsanız, kornaya basar, camı açar, en fazla amigdalası ona der ki eşek de. Kadın en fazla eşek deyip camı tekrar kapatır. Ama erkeğin amigdalası der ki nasıl önüne kırar,
in aşağı, kır kafasını gözünü, hadi onu öldürelim gibi kişiyi yönlendirir. Kişi de, erkek de eğer çok entelektüel biri değilse, yani entelektüellikten kastım şu, amigdala baskılanabiliyor. Yani limbik sistem eğitimle, işte az önce bahsettik, sinaps yapılanmasıyla, okumakla, kültürün artmasıyla baskılanabilen bir yapı. Erkek hemen arabanın koltuğunun altından sopasını çıkartıp, Türkiye'de Haydar diyoruz, sopasını çıkartıp gidip kavga edebilir. Bunun sebebi işte bu amigdalanın varlığı, amigdalanın aktif olması, kadınlardan %20 büyük olması ve testosteron reseptörünün çok fazla üzerinde çok fazla bulunmasıyla alakalı. Peki amigdala hasara uğrarsa, sendrom oluşursa, işte tümör ezebilir, başka lezyonlar olabilir ya da beyin ameliyatlarında zarar görmüş olabilir amigdala. Bununla ilgili bir sendrom var. Kluver-Bucy sendromu. Bu sendromda işte lezyonlar amigdalaya zarar verdiği zaman amigdalanın bazı özellikleri çok aktif olabiliyor ya da kaybolabiliyor. Mesela uygunsuz seksüel davranışlar. Amigdala aynı zamanda seks, üreme üzerine de kendini kodlayan, çalışan bir sistem. Lezyon durumunda uygunsuz seksüel davranışlar. İşte kişilerde her şeyi ağzına sokma, gördüğü her nesneyi emme, ısırma ihtiyacı. Bunun yanında hafıza kaybı ve bunun yanında korku refleksinin kaybolması yine Kluver-Bucy sendromunda karşılaştığımız bir durum. Mesela görsele baktığınız zaman maymunda böyle bir sendrom var, Kluver-Bucy sendromu. İşte maymunun amigdala bölgesi alınıyor, çıkartılıyor temporal lobdan ve bir yılan bırakılıyor karşısına. Gördüğünüz gibi korkması lazım normalde yılandan ama alıyor, oynuyor yılandan, herhangi bir korku duymuyor. Bir örnek daha Londra'dan var, onu da söylemek lazım. Bir kadın yine aynı şekilde bu sendroma sahip. Defalarca Londra'da bir parkta gece yarısı tacize, işte gaspa, hatta bir kere bıçaklanıyor. Buna rağmen defalarca aynı parka gece yarısı gitmeye devam ediyor. Polisler artık soruyorlar kadına, sen diyorlar neden bu kadar sürekli buraya gidiyorsun, korkmuyor musun? Ben hiçbir şeyden ömrüm boyunca hiç korkmadım diyor. Kadını da inceledikleri zaman yine bu, o kadında da Kluver-Bucy sendromu oldu. Bu yüzden korku refleksinin kaybolduğunu görebiliyoruz. Yani yine sorularımızdan bir tanesiydi. Korkusuz olmak mümkün mü? Evet mümkün. Bu sendroma sahipseniz korkusuz olabiliyorsunuz. Yine limbik sistemin önemli unsurlarından bir tanesi hipokampüs dediğimiz alan. Limbik sistemi deniz atı olarak ortaya çıkar. Üstteki görsele bakarsanız zaten deniz atına benzer. Aynı zamanda eski dilde hipokampüs zaten deniz atı demektir. Bu hafızayla ve yön bulma yeteneğimizle alakalı. Yani hafızamız hipokampüse emanet. Öğrendiklerimizin buraya alınması özellikle kısa süreli hafıza. Bu bölgede önemli. Yine yön bulmamız. Örneğin arabayla bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Bu yönü ezberlememiz, öğrenebilmemiz de yine bu hipokampüsün özellikleri arasında yer alıyor. Mesela Londra taksiciler üzerine bir çalışma yapılmış. Biliyorsunuz Londra çok karışık bir yer. Ve taksicilik sistemi de çok gelişmiştir. Orada taksici olabilmek için bayağı bir sınavdan geçiyorsunuz. Bir yıl kadar bir eğitim alıyorsunuz. Londra taksicilerin beyin görüntüleri incelenmiş, MR görüntüleri. Ve onların hipokampüslerinin daha büyük, daha gelişmiş olduğunu tespit etmişler. Yani hipokampüs hafıza ve yön bulma ile alakalı. Zarar görmesi durumunda, mesela Alzheimer hastalığında, Alzheimer demansında hipokampüs zarar görür. Ve hafıza bozuklukları, işte unutkanlığın ortaya çıkması, temporal lobda alttaki görselde görüyorsunuz. Alzheimer temporal lobda başlayıp devam eder. Unutkanlık gibi hadiseler Alzheimer'da bu yüzden, yani hipokampüsün zarar görmesi neticesinde karşımıza çıkıyor. Devamında mesela burada bir Alzheimer demanslı hastanın beyin görüntüsü var. Bakın üstteki görsel normal yetişkin sağlıklı bir beyin. Ne kadar sıkı, hacmen ne kadar yoğun, iç içe ve güzel bir görüntü. Ama altta Alzheimer demanslı hastanın beynini görüyoruz. Özellikle bakın temporal lobların, frontal loblara dikkat ederseniz çözülmüş durumda. Atrofi diyoruz buna. Yani hacim kaybetme, boyut kaybetme ve çözülme maalesef. İşte Alzheimer demansında bu hipokampüs hasarına bağlı olarak bununla karşılaşabiliyoruz. Mesela yine güncel bir bilgi vereyim. Son yapılan COVID çalışmalarında COVID'in beyne de zarar verdiğini keşfetmişler. Bilim insanları. Özellikle hipokampüse zarar vermiş olabiliyor. Mesela COVID geçirenlerin hafızalarının sekteye uğradığını, bilişsel sorunlar yaşadığını, beyin iltihaplanması yaşadıkları, bunlar güncel olarak aklınıza gelmiş olabilir. COVID beyni nasıl etkiliyor?
işte felç gibi, delirium gibi, anksiyete gibi, depresyon gibi, özellikle COVID geçirenlerin şaşkınlık, hafıza bozukluğu gibi rahatsızlıklarla da karşılaştığını son yapılan çalışmalar, COVID çalışmaları ortaya koymuştur. Evet, temel olarak beyni tanıtmaya devam edelim. Beynimizde 4 temel merkez, bir de çok önemli bir sistem var. Frontal lobumuz var. Temel işte modern insan dedik. Motor becerilerimiz bu bölgededir. Parietal lobumuz duyu üzerine görevlendirilmiş. Temporal lobumuz işitme ile alakalı. Bu arada bunlar aslında kemik ismi. Yani kafatası kemiklerimizin ismi. Mesela frontal şakak demek aslında. Alın demek. İşte temporal aslında şakak demek. Occipital lob mesela arkada bulunuyor, görme ile alakalı ve bir de limbik sistemimiz var. Bunlar da derin kısmında, beynin ortasında bulunan bölme. Alttaki görseller dönüyor mu bilmiyorum ama orada detaylı olarak bunları inceleyebilirsiniz. Buradan devam edelim. Şimdi bunları biraz açıklayalım. Hangi merkezde ne var? Hangi merkezde ne olursa, hangi lezyon karşımıza çıkar? Biraz bunları ele alalım. Dediğimiz gibi frontal lob en modern anlamda çağdaş insandır. Limbik sistem mağara adamı, frontal lob çağdaş insandır, modern insandır. Zaten gelişimini en son tamamlar. Soyut kavramlar buradadır. İşte mantık, akıl yürütme, mesela bilinç gibi, soyut düşünce gibi, planlama, tasarlama gibi. Bunlar frontal lobun yaptığı durumlardır. Lezyon durumunda burada dürtüleri kontrol edememe, işte problem çözememe, kendini yönetememe gibi hadiselerle karşılaşıyoruz. Frontal lobda bu özelliklerin olduğunu peki nasıl keşfettik? Birazdan ondan bahsedeceğim. Frontal lob vücudun CEO'sudur. Bakın gördüğünüz gibi frontal lobun hemen üzerinde de motor korteks vardır. Hareketlerimiz, vücut hareketlerimiz, her şeyimiz frontal lob tarafından organize edilir. Peki sadece vücut hareketleri mi? Kişinin karakteri, şahsiyeti, kişiliği de yine frontal lobda lokalize olmuştur. O halde aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Kişi kaza geçirdiği zaman onun karakteri, kişiliği değişebilir mi? Bunu görüyoruz bazen. Yani kişi inşaattan düşüyor ya da trafik kazası, motor kazası geçiriyor. Bazen ağır kalp ameliyatlarında beyine yeteri kadar kan gitmeyip bu bölge etkilenebiliyor. Ve ameliyattan sonra çıktığı zaman kişi de karakter değişikliğini görebiliyoruz. Tarihsel süreçte yine bir vaka üzerine bunu keşfediyoruz. Şunu da söyleyelim. Genelde böyle beyinle ilgili keşifler hasar sonucu. İşte beyinde bir hasar oluyor. O hasar anında bozulan unsur fark edilip keşfediliyor. Bu açıdan önemli bir hadise. Frontal lobun karakterle alakalı olduğunda bu 1848 yılındaki vakadan ortaya çıkartıyoruz. Vakamız Amerikan demir kolu vakası. Gage adlı çok nazik, çok kibar bir demir yolu işçimiz var. Biliyorsunuz o dönemlerde Amerika işte demir ağlarla örüyor ülkesini resmen. Ama tabii ki o zamanın teknolojisiyle yollarda vinçler yok ya da başka bir şeyler yok. Yollardaki büyük kayalar dinamitle patlatılarak yollar temizleniyor. Gage burada çalışıyor. Görevi kayanın üzerine çıkmak, kayada bir delik açmak, içine dinamit yerleştirmek ve görselde gördüğünüz demir çubukla dinamiti itmek, inip kayayı patlatmak ve yolu açmak. Görevi bu. Yine böyle bir hadisede elindeki çubukla dinamiti iterken bir anda patlama yaşanıyor. Dinamit patlıyor. Göstermek gibi olmasın ama elindeki demir çubuk sol gözünün altından girip prefrontal lob, ekranda gördüğünüz gibi frontal lobun ön kısmı yani alın kısmından çıkarak uzak bir yere düşüyor. Genç tabii aşağı düşüyor kayadan. Hemen gidiyorlar. Tabii adamın kafatası parçalanmış. Etrafa beyin saçılmış falan. Adamı alıyorlar. Hemen bir at arabasını atıp hastaneye götürüyorlar. Hatta oradaki insanların hatıralarında da şu yazar. Gage doktoru beklerken hapşurdu ve beynindeki o delikten beyin parçaları üzerimize çıktı gibi şeklinde. Beynin orada dağıldığını görüyoruz. Peki Gage öldü mü? Ya da Gage konuşma bozukluğu, konuşma yeteneğini kaybetti mi? Ya da Gage felç kaldı mı? Hayır. Bunların hiçbiri olmadı. Çünkü çubuk sağdaki görselde gördüğünüz gibi gözü, sol gözün altından girip, tabii göze aldı. Sol göz çalışmıyor. Sol gözün altından girip beynin ön kısmından çıktığı için yani motor kortekse zarar vermediği için geç felç kalmadı. Yine Broca ve Wernicke alanlarına zarar vermediği için konuşma yeteneğini de kaybetmedi. Hasar sadece prefrontal korteks adlı bölgede gerçekleşti ama geç hastaneden çıktıktan sonra çok sağlıklı taburcu oldu bu arada. Hastaneden çıktıktan sonra işine geri döndü ama inanılmaz derecede bir karakter değişimi.
çok fazla nazik olan, çok fazla kibar olan Gage gitti ve kavgacı, dövüşmek isteyen, herkese sataşan, küfür eden Gage ortaya çıktı. Normal hayatında kadınlardan çok utanan, çok saklanan Gage, inanılmaz bir seksüel arzuyla kadınları taciz etmeye başladı. Öyle bir an geldi ki, öyle bir zamana kadar geldi ki bu iş, kadınlar Gage'in evinin etrafından bile geçemez oldular. Bu kadar kötü bir durumla karşılaştı. Gage'in karakteri tamamen değişmiş oldu. Bir 13 yıl daha yaşıyor kazadan sonra, 38 yaşında kendisi ölüyor. Yani şunu keşfetti bilim insanları. Demek ki bu bölüm, özellikle bu prefrontal bölüm, kişinin karakteriyle, kişinin CEO'su, bedenin CEO'su, karakterinin olduğu bölüm bu kısım. Bu keşif için tabii Gage'e teşekkür ediyoruz. Devamında temporal lob kısmına geçiyoruz, şakak kısmı. Burada hafıza var demiştik, işitme burada demiştik ve vernik alanı burada. Konuşulanı işte temporal lobdaki vernik bölgesi tarafından anlayabiliyoruz. İşitme korteksi burada olduğu için temporal lob sayesinde duyabiliyoruz. Hafızamız da burada. Tabii ki burada bir lezyon olursa konuşma ve anlamada bozukluklar olacak. Hafızayla da ilgili bozukluklar yaşayacağız. Hafıza dedik. Yine soru başlıklarımızdan bir tanesiydi. Zaman gezisi, geçmişe gitmek, geleceğe gitmek olabilir mi beyin için? Geçmişe gitmek olabilir. Yani Dr. Pamphlet vakası bunu ispatlar. 1934 yılında Dr. Pamphlet bir beyin ameliyatı gerçekleştiriyor. Biliyorsunuz beynin içinde acı hissi yoktur. Yani beyin ameliyatlarını genelde hastayı çok fazla komple uyutmadan lokal anesteziyle yaparlar. Hatta hastayla konuşurlar ki beyin ameliyatı nasıl gidiyor anlasınlar. Hastada bir problem var mı? Hatta sosyal medyada falan düşmüştü geçenlerde. Denk gelmişsinizdir. Keman çalar hasta beyin ameliyatı yapılırken. Bunun amacı işte motor kortekse bakıyor orada doktor. Yani hasta keman çalıyor. O da işte parietal ya da frontal lobda çalışırken motor kortekse zarar verdi mi vermedi mi? Bunu ölçmek için hastaya keman çaldırırlar. Mesela hasta keman çalarken bir anda durursa demek ki doktor farklı bir yerde yanlış bir uygulama yaptı. Hemen o bölgeden uzaklaşması gerektiğini bilir. 1934 yılı bu çalışmalar için çok erken bir zaman. Gerçekten Pamphlet çok şanslı bir doktor. Bir kadın hastasını ameliyat yaparken temporal lobda bir bölgeye temasta bulunuyorlar. Elektrik akımı bir elektrot vasıtasıyla temasta bulunuyorlar. Ve kadın bir anda geçmişe doğum anına gidiyor. Sadece bakın hatırlamıyor. Yani geçmişe gitmek sadece hatıra olarak değil. Aynı zamanda bedensel tepkime de veriyor. O anda doğum anında koku, doğum anında hissiyat, doğum anındaki ruh durumu, her şeyini yaşamaya başlıyor. Yani kadın bildiğiniz işte 10 sene önce doğurduysa 10 yıl geriye gidiyor. Bedenen ve ruhen. Ve Pamphlet şunu keşfediyor ki temporal lobdaki bu hafıza bölümleri gerçekten geçmişle alakalı. Yine ondan sonra yapılan çalışmalar gösteriyor ki mesela bir beyin ameliyatında beynin bir bölgesine dokunduğu zaman kişi 15 sene önceki sinemadaki filmi hatırlıyor ve gözlerinin önünde gördüğünü söylüyor. Ya da 10 sene önce bir durakta otobüs beklerken otobüsün geçtiğini, şu anda otobüs geçiyor. Durağı, otobüsü, otobüsün içindekileri anlatmaya başlıyor. Bu da bize aslında bizim sinir sistemimizin deneyimlediğimiz hiçbir olayı unutmadığını, her şeyi kaydettiğini söylüyor. Filmlerde geçer hafıza sildirme. Aslında bu noktada da hafıza sildirmenin mümkün olduğunu, hatta belki yeni bilgilerin eklenmesi bile, yaşamadığınız hatıraların eklenmesinin bile araştırmaları kısmında, yani ikinci seminerimizde onları anlatacağım. Bugün tarihsel olarak devam ediyoruz. Evet. Şimdi beynin bölümlerini anlattık. Bir de beynin hemisferlerini, yarım kürelerini anlatalım. Beyni tam ortadan ikiye bölerseniz sol ve sağ olmak kaydıyla iki tane yarım küre, hemisfer elde edersiniz. Her hemisferin kendi tipik özellikleri var. Tabii sürekli konuşunca biraz boğazımız kuruyor. Sol hemisfer daha çok, yani İstanbul'dan örnek vereyim. İstanbul'da iki büyük üniversite vardır. Bir tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi. Tamamen makine üzerine, işte mekanik üzerine bir üniversite. Bir de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi vardır. O da tamamen sanat üzerine. Aslında beyin bu iki üniversiteye benzetilebilir. Sol hemisfer İstanbul Teknik Üniversitesi'dir. İşin tamamen materyal kısmı, tamamen somut kısmı, işte konuşma, kelimelerin anlamı, mantık mesela, işte bilgileri işlemleme, matematik, problem çözme, sayılar, okuma, anlama gibi, yabancı dil, analiz etme, eleştirme gibi temel özellikler, objektif düşünme falan, bunların hepsi sol hemisferin görevidir.
Sağ hemisfer daha sanat, daha sanata kayar. Renkler, müzik, işte jest mimiklerin yorumlanması, işte görseller, canlandırma, tasvir, hayal, sentez yapma, aklınıza ne geliyorsa sanatla ilgili. Subjektif düşünme, bütüncül düşünme, bunlar beynimizin sağ hemisferinin görevleri arasında bulunuyor. Peki buna bakarak, mesela beynimizin sağ hemisferini söküp aldık. Kişi neleri kaybeder? İşte sağ hemisferin sahip olduğu tüm özellikleri kaybeder. Peki bir kişinin beynini söktük aldık. Mesela böbrek alınabiliyor. Böbreğin tekini alabiliyorsun. Ya da karaciğerin büyük bir kısmını kesip alsanız bile kişi yaşamaya devam edebiliyor. Peki beyin de böyle mi? Yani beynin de yarısını kesip aldığımız zaman kişi yaşayabilir mi? Burada şunun altını çizmek lazım. Yaş. Yani kişinin yaşı çok önemli. Çünkü beynin plastisite özelliği var, esneklik özelliği var ve bu da belli bir yaşa kadar, ergenlik dönemine kadar, işte 15 yaşa kadar olduğu söylenebilir. Bu plastisite özelliğinin varlığı. Bunu nerede görüyoruz? Mesela Cameron Mott diye bir arkadaşımız var, 9 yaşında bir kızcağız. Ağır epilepsi hastası, aynı zamanda Rasmussen sendromu var. Zaten Rasmussen sendromu varsa epileptik nöbetler de geçirir. Bu sendromun temel özelliği beynin bir kısmının, özellikle sağ tarafının özelliklerini kaybetmesi. Yani beyin sağ kısmı özelliklerini kaybediyor. Genellikle ölümle sonuçlanır. Cameron'a doktorlar şöyle bir ameliyat yapıyor. Beyninin sağ kısmını söküp alıyorlar. Bakın sağdaki görsel ona aittir. Ve beyninin sağ tarafını, sağ yarım kürenin büyük bir kısmını söküp almışlardır. Devamında Cameron rehabilitasyon döneminden sonra hayatına devam etmiştir. Çünkü beynin plastisite özelliği var. Kalan kısımlar alınan kısmın özelliklerini, alınan kısmın işte iş yükünü yüklenmişler ve hayatına devam etmiştir. Bu plastisite özelliğini nerede görüyoruz en çok? Mesela kişi görme yeteneğini kaybetti, kör oldu. Onun daha sonra işitme yeteneğinin geliştiğini fark edersiniz. Hatta filmlerde vardır. Cüneyt Arkın'ın bir filmi vardı. İşte ses çıkarmayacaksın Antoine deyip okluyordu hatırlarsanız. Çünkü gözlerine mil çekilmişti. Duyarak gelen kişinin düşmanın ayak seslerinden yerini ve mesafesini tespit etmişti. Bu doğrudur. Böyle bir şey gerçekleşebilir. Yani kişinin işitme yeteneği eğer körse daha da üstün olabiliyor. İşte bunun sebebi beyin plastisite ile alakası var. Peki diyelim ki kişi 40 yaşında, 30 yaşında yetişkin bir birey. Plastisite özelliği kalmadı artık ya da eskisi kadar fazla yok beynin esnek yapısı. Peki bu kişi diyelim ki ölmedi. Yani öldürmeyen Allah öldürmedi diyelim. Hayatına nasıl devam eder sağ lobunu çıkartırsak? Şunu söylemek lazım. Beynin sağ lobu vücudun sol tarafını, beynin sol lobu, sol hemisfer bedenin sağ tarafını kontrol eder. Hangi lob hasar görürse öbür taraf felç olur. Eğer ki sağ lobunu çöküp alırsak tabii ki kişinin sol tarafı komple felç olacaktır. Sağ tarafın özelliklerinden bahsettik az önce. Neydi? Duygusallık, emosyon dediğimiz kısım sağ taraftaydı. Eğer sağ tarafı söküp alırsak robotik bir şekilde, duygusuz bir şekilde konuşmaya başlayacaktır. Duygu durumu ortadan kalkacaktır. Hayal kuramayacaktır, sanat yapamayacaktır, kaybolacaktır. Yani kişiyi sokakta bırakırsanız evinin yolunu bulamayacaktır. Çünkü yer yön becerisi kalmamıştır artık. Mesela kişiye annesinin öldüğünü söyleseniz üzülmeyecektir. Siz ağlasanız yanında niye ağladığınızı anlayamayacaktır. Çünkü duygusal dönem, duygusal bölüm beynin sağ tarafında lokalize olmuştur. Yine dikkat çeken bir husus var. İnsan yüzlerini de tanıyamaz. Yani odaya giren bir kişi, çok yakın arkadaşı olsa bile yüzüne bakıp onun kim olduğunu hatırlayamaz. Çünkü yine bu bölümde insan yüzlerini tanıdığımız hücreler var. İnsan yüzlerini tanıyor olabilmek de modern anlamda büyük bir hadisedir. Muhtemelen mağara döneminden sonra gelişen bir beyin özelliği bu. Çünkü mağara döneminde çok fazla diğer insanlarla teması yoktu ama İnsan toplum olarak yaşamaya başladıktan sonra artık yüzleri birbirine ayırma gereksinimi duymaya başladık. Ve bu hücrelerin oluştuğunu düşünüyoruz açıkçası. Bu hücreler fusiform gürüsler, yani yüz tanıma hücreleri. Oksipital ve temporal lobların birleştiği yerde yer alıyor. Bunlar kişilerin yüzlerini tanımada uzmanlaşmış hücreler. Mesela dikkat ederseniz, örneğin İstanbul İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu'nda yürüyorsunuz. Çok kalabalıktır biliyorsunuz Beyoğlu. Oradaki insanların yüzüne baktığınız zaman algılayamazsınız kim olduğunu. Öyle bakıp geçersiniz, dikkat bile etmezsiniz. Ama o kalabalığın içinde anneniz varsa hemen onu tanırsınız kalabalığın içinde. Hemen o yüzü algılarsınız ve diğer insanları görmemenize rağmen annenizi orada tanırsınız. İşte sebebi bu fusiform gürüslerin varlığıyla açıklanıyor.
Tabii ki burada bir lezyon olursa bu virüslerde tabii ki insan yüzlerini tanıyamaz hale gelebiliyoruz. Bu görsel muhtemelen baktığımız zaman herkesin kulağını tırmalıyor, herkesin zihnini bulandırıyor. Çünkü burada uyuşmayan bir şey var. Yani beynimiz şu anda buna bakarken, bakın bir sağa bir sola bakın, bir sağa bir sola bakın, sonra ortaya bakın, başınızın ağrıdığını bile hissedeceksiniz. Çünkü bu yapay bir şey. İnsan zihninde yüzler, işte bu fusiform görüşler tarafından kodlanmış erkek yüzü, kadın yüzü şeklinde. Bu görselin şu anda gözlerimizi yormasının, bizi rahatsız etmesinin sebebi yine bu görüşlerin kodlanmasıyla alakalı. Erkek ve kadın yüzü varsa, peki beynin erkek ve kadın algısı var mı? Ya da kadın beyni erkek beyninden farklı mı? Biraz da bunlardan bahsedelim. Farklıdır. Kadın ve erkek beyni aynı anatomik özelliklere de sahip değildir. Aynı tepkileri de vermez. Bunu ispatlayan bir deneyimiz var. Kadın beyni ve erkek beyni arasındaki farkı ele alan. Burada bir nöro görüntüleme yapılıyor. Deneyde bir odaya bir erkek, bir odaya bir kadın alınıyor. İkisine de ağlayan çocuk görseli gösteriliyor. Ve soruluyor, ne hissediyorsunuz? Görsele bakan erkek de kadın da aynı tepkiyi veriyor. Üzüldüm, güzel bir durum değil, kendimi kötü hissettim. Gerçekten ikisi kendini kötü hissediyor. Ama tam o anda erkek ve kadın çocuk fotoğrafına bakarken beyinleri görüntüleniyor fMRI ile, nöro görüntüleme sistemiyle. Kadınların limbik sistemi, yani duyguların lokalize olduğu kısım gerçekten aktif. Yani kadın gerçekten üzülüyor. Beyninin, bakın görselde görüyorsunuz soldaki bir kadın beyni. Limbik sistemin aktif hale geldiğini görüyorsunuz. Sağdaki de bir erkek beyni ve hiçbir aktivasyon yok. Peki erkek yalan mı söylüyor? Hayır, erkek de üzülüyor ama beyni buna tepki vermiyor. Erkek bu üzüntüyü belki sonradan kazanıyor olabilir. Ama beyinsel olarak kadın gerçekten limbik sistem aktif hale geliyor. Bunun bazı sebepleri var ama şunu da söylemek lazım. Algılama noktasında da farklıyız. Biraz tabii yaşamın devam etmesi noktasında da böyle olması gerekiyor şeklinde yorumlayabiliriz bu konuyu. Düşünsenize mağara dönemindesiniz. Dışarı çıkıyorsunuz. Tabii bir sürü vahşi hayvan var, gıda az, beslenme olasılıkları, tehlike çok fazla var. Bir yavru bir ceylan gördü erkek. Eşiyle çocuğu da mağarada, çıkamıyor dışarıya. Bir ceylan gördü ve ay canım benim ne kadar güzel bir ceylansın sen diye sevip evine dönerse besleyemez. O yüzden erkeğin biraz daha vahşi olması lazım. O ceylanı öldürüp öldürebilme yeteneğine sahip olması lazım. Erkeğin beyni buna göre evrilmiş ya da gelişmiş. Kadın acımasız olsa adam gittikten sonra mağarada çocukla mı uğraşacak? Çocuğun gırtlağını sıkıp öldürebilir. Acıktığı zaman kendi çocuğunu yiyebilir ki bunu bazı hayvanlarda görürüz. O zaman da yine neslin devamı sekteye uğrayabilecek. Bunların hepsi altı çizilmesi gereken konular. Bu görseli niye verdim? Algı noktasında da erkek ve kadın beyni birbirinden farklıdır. Şimdi işte izleyen arkadaşlara sormak istiyorum. Tabii şu anda sesli olarak yanıt alamayacağız ama mesela buradaki erkek arkadaşlara sorsam bu renkleri bana söyleyin desem muhtemelen ayakkabı ve çanta için beyaz ya da gümüş, belki gri, gri diyenler oldu çünkü, metalik diyenler oldu, arabadan biliyorlar. Kadın saçı için de kızıl, sol alttaki resim için işte turuncu, sağdaki için koyu turuncu, açık turuncu gibi, pembe gibi, turkuaz diyen oldu. Değişik şeyler alabiliyoruz. Ama bakın bu slide hazırlayana kadar açıkçası ben de bilmiyordum. Ama soldaki renk lame, sağdaki renk kadın saçı rengi dore. Mesela soldaki renk, sol alttaki renk fuşya, sağ alttaki renk taba. Bunu birçok kadın biliyor, çok ilginç. Hatta mesela işte eve falan taşındığınız zaman, eşinize sorduğunuz zaman duvarlarını renk boyayalım. Şey der mesela, şampanya köpüğü sarısı gibi. Çok detaylı, yavru aslan ağzı rengi gibi mesela. Değişik renkler bilirler. İşte bu da kadınların beyniyle alakalı. Yani kadınların beyni renklere, detaylara odaklanmış durumda. Erkekler ise aksiyona, sorun çözmeye, problem çözmeye odaklanmış durumda. Şunu da söylemek lazım. Biraz hızlı konuşuyorum ama. Şunu da söylemek lazım. Bu sonradan kazanılan bir şey değil. Yani doğumla beraber gelen bir şey. Bu erkek beyninin ve kadın beyninin biyolojik bir özelliği. Mesela yapılan bir çalışma var. Yeni doğan kız çocuklarına bakmışlar. Yeni doğan kız çocukları hemşirenin, annenin, işte neyse onunla ilgilenen kişinin yüzünü inceliyormuş genellikle. Yeni doğan erkek çocukları ise genelde insanların hareketlerini, el kol hareketlerini, aksiyonlarını inceliyormuş. Bakın bunlar beyin, erkek beyninin ve kadın beyninin farklı olduğunu gösteren şeyler. Erkek beyni daha çok sorun çözme, alternatif üretme üzerine.
odaklanmışken kadınlar daha fazla detaya takılır. Mesela adam evde, koltukta oturuyor, eşi geldi. Eşi anlatmaya başlar. Bugün şöyle oldu, bilmem ne bölümündeki kadın şu eteği giymişti, şu çorabı giymişti, bana şunu söyledi, saçını şöyle yapmıştı, tokasını takmıştı. Tokasını ben geçen hafta benim tokamı görüp aldığı için anlatır bunları. Çok da önemlidir onun için çünkü. Bunların hepsi detaydır. Onu süzmüştür, incelemiştir. Ama erkek hiç umursamaz. Çünkü erkek için bunlar çok önemli şeyler değildir. Ne zaman ki erkeğin dikkatini çeker kadın, der ki bugün genç bir stajyer çocuk bizim bölümde, bizim kısımda işe başladı ve bugün kahve içtik dediği anda erkek koltuktan fırlar. Ve sorular sormaya başlar. Kimdi, niye kahve içtiniz, bir daha görüşmeyeceksiniz. Çünkü erkek rakip bir erkeği fark ettiği zaman ona tepki verir. Çünkü o bir sorundur ve sorunu çözmesi gerekir. Erkek beyin işte bunu kadına karşı bu şekilde davranıyor. Yani evden geldiğiniz zaman eşinize günün nasıl geçti dediğiniz zaman eşiniz iyiydi derse ona çok fazla kızmayın. Çünkü beynimiz bu şekilde. Yapacak bir şey yok. Konuşma noktasında da öyle. Kadın anlatmayı çok sever. Erkek çok anlatmayı sevmez. Yine beyindeki aktivasyonla alakalı. Bakın görsele bakarsanız konuşurken erkeğin beyni, konuşurken kadının beyni. Erkeğin beyninde konuşurken çok az alan aktif, kadında birçok alan aktif. Yani kadın konuşma eylemini çok daha detaylı ve önemli bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu da yine dikkat çeken bir husus. Antropoloji çalışmaları incelendiği zaman, kadın iskeletlerine bakıldığı zaman kadınların çenelerinin daha çok aşınmış, erkeklerden daha çok aşınmış olduğu tespit edilir. Bu da yine kadının konuşma yeteneğiyle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, devam edelim. Tamam, kadın beyni ve erkek beyni birbirinden ayrı. Peki beynin cinsiyeti var mı? Evet, beynin de cinsiyeti var. Beynimiz dişi beyin ya da erkek beyin olabiliyor. Ama şunu da söylemek lazım. Tabii bunun seksüaliteyle bir alakası yok. Sadece beynin yapısıyla alakası var. Bununla ilgili de güzel bir deneyimiz var, güzel bir testimiz var. Kendimi göremiyorum şu anda ama muhtemelen elimi görüyorsunuz. Bu testimize göre, bu deneyimize göre yüzük parmağınız, siz de yapabilirsiniz, İşaret parmağınızdan uzunsa ya da aynı boydaysa beyniniz erkek beyni. Eğer ki yüzük parmağınız işaret parmağınızdan kısaysa dişi beyne sahipsiniz. Eğer ki bunu yapıp dişi beyne sahip olan erkek arkadaşlar varsa korkmanıza gerek yok. Halen erkeksiniz yani, erkekliğinizden bir şey kaybetmediniz. Bu sadece beynin yapısıyla alakalı bir durum. Peki niye böyle? Şunu da söylemek lazım. Neden parmaklardan bunu anlıyoruz? Testosteron hormonu ile alakası var. Erkek beynine sahipseniz vücut daha fazla anne karnındayken, fetüs döneminde çocukta daha fazla testosteron salgılatıyor. Testosteronlar da arkadaşlar kemik uzunluğumuzu belirler. Mesela erkek kadından daha çok testosteron salgıladığı için uzun boyludur. Erkeklerin kemikleri o yüzden daha uzundur. Testosteron kemik uzunluğunu belirler. İşte anne karnında biraz daha fazla testosteron salgıladığı zaman erkek beyni bu parmakta ondan uzar salgılaması dişi beyin olarak karşımıza çıkıyor. Evet, son olarak bitireceğim. Bayağı bir konuştum. Bir saate yakın. Son olarak biraz da hormonlardan bahsedelim. İşte yine konu başlıklarımızdan bir tanesi. Erkekler niye aldatır? Bu da bizim suçumuz değil. Bu da yine hormonlarımızla alakalı. Biliyorsunuz östrojen hormonunu duymuşsunuzdur. Kadınlık hormonu. Östrojen yanında bir de oksitosin vardır. Kadınların beyninin ürettiği bir hormon. Kadın hormonu. Bu sadakat, bağlılık, eşe bağlılık hormonudur. Kadınlar bunu ürettiği için, çok ürettiği için erkeklerden, kadınlar daha fazla, erkekler oranında daha fazla eşlerine, çocuklarına bağlıdır. Daha sadıktır, daha az aldatır. Erkeklerde testosteron hormonunu biliyorsunuz. Onun yanında bir de vazopresin diye bir hormonumuz var. Bu da erkekte saldırganlık, işte duygu yoksunluğu, az önce bahsettik, empati kuramama gibi özelliklerle beraber aldatmayı da maalesef, çok eşlilik diyelim en azından. Tabii aldatmayı onayladığımızdan değil. Çok eşlilik yaratan bir hormonal durum olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunların bozulması durumunda eğer ki kadında işte oksitosinin düşük seviyelerde olması, tabii onun da daha az sadık olması anlamına gelebiliyor. Ama dediğimiz gibi bu hormonlar erkek ve kadın ilişkilerini etkiler. Evet, bu kadar. Benim sunumum. Yine sunumumuzu efsane bir fotoğrafla bitirmek istedim. Beynimiz kullanalım, kullandıralım diyorum. Evet. Ve Fatma'ya dönüyorum. Kapatıyorum Fatma sunumu. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Harikaydı. Gerçekten beynimiz yandı Bertu. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel, çok güzel bir sunum oldu. İnanılmaz ilginç bilgileri paylaştın bizimle. Şimdiden bütün arkadaşlara hemen söylemek istiyorum. Sorularınız varsa hemen alalım. Sen sunum yaparken zaten sorular gelmeye başladı. Evet, buralarda bir şeyler var. Sorular evet. Mı var burada bakalım? Aynen, sorular var. İstersen başlayalım şimdiden. Herkes... Dille alakalı bir soru var herhalde. Yedili kullanma böceği hafızayla ilgili olabilir mi? Sen mi okumak istersin? Nasıl yapalım? Şimdi ben okuyayım istersen. Baştan başlayalım. Emel Genç sormuş. Tatlı yemek mutluluk hormonunu arttırır. Mutluluk hormonu arttıkça beyin daha çok çalışır diyebilir miyiz o zaman demiş. Evet, tatlı yemek dopamin, ödül, ceza kısmı vardır beynimizde. Evet. Bu kısım bizi mutlu eder. İşte mesela gülmek inanılmaz dopamin salgılatır. Güldüğümüz zaman dopamin salgılatır. Hatta deriz ki gülmek mesela kanseri yenmek demektir. Hastalıkları evet. Yenmek demektir. Gerçekten doğru. Şimdi dopamin insan vücudunu güçlendiren bir husus. Burada şeker yediğimiz zaman da tatlı yediğimiz zaman da bunların aktif hale geldiğini görüyoruz. Şunu söyleyeyim, yalnız sadece kadınlarda var. Bir de dünya üzerinde erkek keseli sıçanlar da var. Yani kadınlar tatlı yedikleri zaman gerçekten bu hormonu salgılıyor. Mutlu oluyorlar. İşte özellikle bu menstruasyon dönemlerinde tatlı ihtiyacının olması, işte bedensel mutluluğu geri kazanmak ya da İşte ayrıldıkları zaman mesela sevgililerinden o depresyon döneminde tatlı yemeler gerçekten onlar da bunu kazandırır. Ama işte çikolatanın erkeklerde maalesef böyle bir özelliği yok. Çok üzüldük. Aslında iyi olurmuş. Size nasıl kaptırmışız yani böyle bir şeyi bilemiyorum bu arada. Kesinlikle öyle. Levent Taşkıran Kön'den iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür evet. Ederiz bu arada. Çok selamlar evet. Levent'e de. Şey demiş herhalde evet. Tevfik Bey, insanlar çok mutlu olduğu zaman mı korteksleri fazlalaşıyor? Evet, korteksimiz fazlalaşmaz. Bir tane kortekste doğuyoruz, serebral kortekste. Ama sanıyorum şeyden bahsetmeye çalıştık. Bu nöronal bağlantılardan, sinapslardan bahsetmeye çalıştı. Evet, mutlu olduğumuz zaman, ne kadar mutluysak, yani hayatımız ne kadar yolundaysa, beynimiz o kadar alt klasör açıyor. Yani bu sinapslar aslında beynimizde alt klasörler. Yani mesela bir dil öğrenmek dedim, çok fazla sinaps atmanıza sebebiyet verir. İkinci dili mesela daha kolay öğreniriz o birinci dilden. Çünkü alt klasörler açılmıştır, bağlantılar vardır, hazırdır. Ve daha rahat öğrenebilirsiniz. O yüzden mutlu olduğumuz zaman da sinapsların daha fazla attığını, mesela huzurlu ailelerde yetişen çocuklar da bunların daha fazla olduğunu biliyoruz. Evet. Korteksi değil ama sinapsları artırır. Evet. Ben sonraki soruyu okuyayım istersen. Alber Keşiş sormuş. Hoş geldin Alber Keşiş. Çok iyi sevdiğimiz bir takipçimiz. Çok da güzel soruları oluyor. Bir dili kullanma becerisi hafızayla ilgili olabilir mi? Diğer bir ifadeyle kelimeleri ve hatta bir dili bütünüyle unutma şeklinde zahir eden hafıza kaynakları, örnekleri var mı demiş. Evet, bunu iki türlü açıklayalım. Öncelikle tıbbi olarak açıklayalım. Dil kaybı diye bir hastalık var. Afazi diyoruz biz buna. Afazik bir durum söz konusu. Hatta benim uzmanlık alanlarımdan bir tanesidir afazi. Burada şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Travmatik beyin hasarı geçirebiliyor kişi. Kaza alıp işte beyninin sol kısmına, sol hemisferine, işte özellikle frontal ve temporal loblara hasar, lezyon oluşturup konuşma yeteneğini kaybedebiliyor. Bu tip durumlarda afaziyi Broca afazisi diyoruz buna mesela. Çok terminolojiye girmek istemiyorum. Burada konuşma öğretimi, yani konuşma yeteneğini kaybeder. Ama söylenen şeyi anlar. Mesela Wernicke afazisi var. Temporal lob hasarına bağlı olmak kaydıyla. Bu da düzgün konuşur, ifade eder ama sizi anlayamaz. Yani siz çok düzgün bir şekilde, şimdi anneniz afazi oldu diyelim. Çok düzgün bir şekilde ona anneciğim gelip buraya oturur musun dediğiniz zaman o size bağırmaya başlar. Niye böyle saçma sapan konuşuyorsun, seni anlamıyorum. Yani dil kayıpları var. Mesela Alzheimer'da bunu görebiliyoruz. Alzheimer'da özellikle işte biliyorsunuz dil kayıpları pragmatik bozuklukla başlar. Devamında semantik bozukluk, devamında sentaksal bozukluk, devamında da fonetik bozukluk olarak devam eder. Ve dil kaybı olabilir. Mesela Alzheimer'daki kayıp da yine temporal lobla alakalı. Yani hepsi az önce bahsettim temporal lobun hafızasıyla alakalı. Çünkü o bölgede beynimizin içinde bir sözlükçemiz var. Leksikal semantik becerimiz var. Ve kelimeler, harfler, her şey burada depolanıyor. Burası olmazsa, yani konuşma depomuz olmazsa tabii ki konuşamayız. Konuşma yeteneğimizi kaybedebiliyoruz. Evet.
Yine güzel bir soru var. Beyin nakli denenmiştir. Böyle bir bu mümkün olur. Fatma, ben seni çok net duyamıyorum ya. Sen bana ismini söylersen ben şuradan okuyayım. Evet. Albert Keşiş sormuş. Beyin nakli denenmiş midir diye bir soru var. Sıradaki bir soru okudum ben. Evet. Bununla ilgili çalışmalar var. İşte meşhur internette falan görüyorsunuz. Maymun beyinlerini birbirine aktaran çılgın profesörler falan. Özellikle savaş zamanlarında işte bu etik kavramının çok fazla olmadığı dönemlerde bunlarla ilgili yapılan çalışmalar var. Ama burada şunu anlamak lazım. Beyin bir böbrek gibi ya da karaciğer gibi bir organ değil. Alıp ona nakledip tekrar işte mekanik çalışmaya devam edemiyor. Burada bilinçten bahsetmek lazım. Bu bilincin naklinden bahsetmek lazım. İşte sen mi bana bahsetmiştin? Musk'ın yaptığı çalışmalar var bu Neuralink'te. Evet. İşte bilinçin sistematik olarak işte yapay zekaya aktarımı. İşte beyin bu mu? Zihin bu mu? İnsan kendi bedeni mi? Yoksa zihin, bilinç dediğimiz kısım insan oluşturuyor. Bunu aktarmak mümkün mü? Bunlar tabii yapılan çalışmalar. İleride ne gösterir bilemiyoruz. İşte çipler takılmaya başladı artık beyine. Beyinle Bluetooth gibi sistemde ilişkiye girebiliyor beyin. Sistemde görüşebiliyor, bilgi aktarımı sağlanabiliyor. Ya da dışarıdan az önce bahsettik, çeşitli veriler, çipler vasıtasıyla insan beynine yerleştirilebiliyor. İmplant diyoruz bu arada bunlara. Evet. Bunlar olabilir şeyler yani. Kevser Hanım'ın sorusu var herhalde. Kevser Gürcan, bu da akademisyen arkadaşımız, İstanbul'dan yazmış. Parmaklarımı denedim hocam, ölçtüm demiş. Sağ parmağım işaret parmağı, yüzük parmağı eşit ancak sol elimdeki biraz farklı durum demiş. Normal mi? Yani bu normal tabii ki ama biz sağa bakıyoruz genellikle. Evet. Yani bunlar tabii yani o dönemki testosteron hormonunun salgılanmasıyla alakalı. Bir dönem basketbol oynarsınız. Bu açıyı bozabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Yani tam anlamıyla bunlar tabii beynin dişi mi erkek mi bu tam olarak kabul edilmiş şeyler değil. Mesela İsrailli bilim insanları buna karşı çıkıyor. Batılı bilim insanları bunu savunuyor gibi. Ama güzel anekdotlar olduğu için paylaştım. Evet, evet. Yine Muhammed Akas sormuş. Beyin bağırsak ilişkisi şu günlerde çok konuşuluyor ya. Bu konularla ilgili düşünceleriniz nelerdir demiş. Evet, evet, bağırsak, bununla ilgili kitaplar var çok fazla biliyorsunuz. Bağırsak ve diğer beynimiz. Gerçekten öyle. Nasıl ki beyin kendi sistemi varsa, kendi kararlarını alıyorsa ve bu kararları sinir sistemimize iletiyorsa, emirler verebiliyorsa, bağırsağımızın da böyle özellikleri var. Bağırsağımızda gelen besinleri çözme noktasında, karar verme noktasında, işte bakteri üretimi şunlar bunlar. Ve şu da keşfedilmiş, bağırsaklarımız da aslında sinir sistemimize emir verebiliyor. Yani bağırsağın da aslında kendi beyni oldu. Artık bu ispatlanmış, kendi sistemini kurdu. Ama tabii ki ne kadar derin çalışmalar var, bunları bir takip etmek lazım. Evet. Açlık durumunda da beynin gelişmesini sağlayan hormonlar salgılanır mı? Evet, yani açlık durumunda limbik sistem aktif hale gelir. Şunu da söyleyelim, özel durumlarda, yani açlık mesela özel bir durum. Beyin şunu algılıyorsa, tehlike var. O zaman beyin her şeyi yapabilecek seviyeye geliyor. Mesela yine onu atladık sanıyorum. Neden kendimizi gıdıklayamayız diye bir başlık yazmıştık. Tabii zaman da biraz kısıtlı. Şeyi de söylemek lazım. Beyin tehlike gördüğü zaman tamamen vücudu korumak üzerine kodlanmış bir sistemi var beyin. Reflekstir aslında gıdıklanmak. Yani dışarıdan bana gelen bir husus varsa tikli insanlar hemen böyle zıplamaya, kaçmaya çalışırlar. Çünkü beyin uyarır. Der ki burada bir tehlike var. Ama sen kendini gıdıklamaya çalıştığında hemen limbik sistem devreye girer. Der ki sinir sistemine, bir dakika, ben kendimi gıdıklıyorum. Ben kendime zarar vermem. Yani bir tehlike yok. O yüzden gıdıklanma. O yüzden kendimizi gıdıklayamayız. Açlık durumlarında da böyle. Açlık durumunda çok çeşitli hormonda salgılayabiliyoruz. Önemli olan, beyin için önemli olan o anda mevcut tehlikeden kurtulmak. Mesela şey derler, işte burada bilmiyorum soruldu ama genelde şunu sorarlar. Hocam işte tehlike anında mesela ben ölüm riski geçirdim, trafik kazası geçirdim. Bütün hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi aktı. Bunun sebebi ne? İşte bunun sebebi limbik sistemin çok hızlı çalışması. Tehlike anında beyin ne kadar tecrübesi varsa onları kullanarak durumdan çıkmak ister. Ölmemek için, yani hayatta kalabilmek için, bedeni hayatta tutabilmek için ne biliyorsa kullanır. O yüzden bütün geçmişi tarar. Yani geçmişte ben bununla ilgili bir şey yaşadım mı? Geçmişte benim başıma bu geldi mi? Benzer bir hadise geldi mi? Başka birinin başına benzer bir hadise geldi mi? Ya da mesela 10 yaşında izlediğim televizyon dizisinde bununla ilgili benzer bir hadise var mıydı? Bunları tarar ve bunları çok hızlı yapar. O yüzden o film şeridinde geçtiğini söyleyebiliriz.
Evet. Hüseyin Fidan galiba girmiş. Evet, şey Berlin'den selamlar söylemiş. Hüseyin'le dün de konuştuk. Teşekkür ederiz. Bunlar benim doktora döneminde, Almanya'da Berlin'de doktora yaptığım dönemde tanıştım. Evet. Dost dediğim insanlar. Teşekkür ediyorum katıldıkları için. Çok sevgiler Hüseyin'ciğim. Evet. Tevfik Uysal'da tavsiye edebileceğimiz bir kitap var mı diye sormuş. Evet, kitapları da hazırladım. Hemen görsel olarak göstereceğim size. Genelde sahne kitapları isterler. Şimdi suçla ilgili çok var. Benim bir kitabım çıkacak yakında. Ondan da bahsederiz. Nöropsikolojik sendromlar. Çok keyifli bir kitap. İşte nadir hastalıkları anlatıyoruz. Beyinle alakalı. Hı-hı. Biraz sana bahsetmiştim. Evet. Sendromlardan mesela Paris sendromu var işte falan. O kitap çıkınca da onu tanıtım yaparız. Evet. Suçla ilgili böyle bir Almanca bir kitap var elimizde. Forensische Linguistik. Burada suç nasıl oluşur? İnsan zihninde nasıl oluşur? Dilsel yani suçlu dilini ele alan bir kitap. Bunu tavsiye ederim. Bunu okuyabilirsiniz Almanca için. Şöyle bir kitap var. Beyninize hoş geldiniz. Bunu okuyabilirsiniz. Tabii biraz daha tıp bir literatürden uzak. Daha popülist kitaplar bunlar. Evet. Şunları ayırayım. Şöyle bir kitap var. Bunu da öneriyorum. Beyin, senin hikayen. Zaten bu yazarı bilirsiniz. Çok ünlüdür. Kitapları da çok satar. Bunu tavsiye ediyorum. Hı hı. Şu kitabı tavsiye ediyorum. Bu da çok güzel. Beyin vakalarını anlatır. Hı hı. Sendromlarla beraber. Hocam bize yetmiyor. Biz evet. Beyin hakkında bunları zaten okuduk. Bunlar popülist söylemler. Güzel. Biz daha detaya inmek istiyoruz. Aynen. Beyin uzmanı olmak istiyoruz diyorsanız şu kitabı tavsiye ederim. Evet, Davranış. Şu Davranış Nörolojisi. Evet, çok önemlidir. Önemli bir yazar. Bunu tavsiye ederim. Beyin ve dille ilgili yine ilginiz varsa, beyin ve dil ilişkisi, şu kitabı tavsiye ediyorum. Beyin ve dil, işte sen nöroanatomi. Bizim evet. Üsküdar Üniversitesi'nin çıkardığı bir yayın. Burada yine bir nöro bilimle alakalı bir dil bozuklukları, dil konuşma bozuklukları ile ilgili bir alakanız varsa bu kitabı okuyabilirsiniz. Son olarak da Alzheimer Demans, benim şu anda yürüttüğüm proje, bahsetmiştim sana. Evet. Alzheimer ile ilgili çalışıyorum. Onunla da ilgili eğer merak ediyorsanız. Demansla ilgili özellikle bilişsel, iletişimsel bozuklukları bu kitapta bulabilirsiniz. Çok güzel. Vallahi, peki ben teşekkür ediyorum o zaman. Çok teşekkür ederim. Benim de son bir sorum var Berto. Sen Notre Dame üzerinden konuştun. Şimdi geçmişe doğru gitmek beyinde böyle bir şeyden bahsettik. Peki geleceğe gider mi beyin? Yani bu tür vakalar hiç karşılaşılmış mı? Bu tür imkanlar yapılmış mı? Şunu söylemek gerekiyor bunun için. Beyin her şeyi tecrübesiyle kıyaslar. Mesela işte çimlere uzandık, gökyüzüne bakıyoruz. Genelde bulutları çeşitli hayvanlara benzetiriz. Ya da çeşitli nesnelere benzetiriz. Aslında mesela koyuna benzemez. Ama sırtında biraz böyle kamburu varsa, biraz tüyleri varsa koyun deriz. Bunun sebebi işte beyin karşılaştığı olağan dışı durumlarda mevcut tecrübesini kullanarak eşleştirmeye çalışır. Mesela gece uyurken eşyaları böyle yaratıklara benzetiriz. Evet. Ya da gölgeleri korkunç şeylere benzetiriz. Ya da bulutları benzetiriz. İşte. Ya, evet. Bulutları benzetiriz söylediğimiz gibi. Bunların hepsinin sebebi beyin muallâ sevmez. Yani mesela şunun altını çizeyim. Rüyamızda geçmişle ilgili şeyler görürüz. Rüyamızda insanı öldürebiliriz ama rüyamızda ölemeyiz. Kimse rüyasında öldüğünü görmemiştir. Çünkü ölüm, mesela bunu da aslında rüyalar ve nöropsikoloji diye bir konu başlığında ele alabiliriz. Çünkü beyin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Ölüm beyin için bir son olduğu için ve ölümden sonrasını beyin bilmediği için o konuya hiç girmez. Rüyalarda mesela ölmeyiz, ölümü tanımayız, ölümü bilmeyiz. Bu yüzden karşılaştığımız bu durumlarda dediğim gibi mevcut tecrübelerden ele alıp yola çıkıp açıklamasını yapar beyin. Evet, harika, çok güzel. Bugün gerçekten beynimiz açıldı Berto. Çok güzel bilgiler. Ben teşekkür ederim. Davet ettiğin için çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Evet, katılan herkese de çok teşekkür ederim. Hem yorumlarınız için hem bizi dinlediğiniz için. Gelecek ay tekrar Berto ile beraber ayda bir olmak üzere beyin üzerine konuları ele alacağız. Sizleri de bekliyorum. Ben tekrar sorularınızı hazırlayın. Herkese güzel bir pazar akşamı diliyoruz. Teşekkürler. Evet, Aralık ayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar.